Müzeyyen Senar 1998 yılında tekrar kayıt stüdyosuna girdiğinde müzik hayatının en özel albümü için okur şarkılarını. Albüm Bir Ömre Bedel adıyla yayımlanır. Bu albümde Senar'a şarkılarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sezen Aksu, Nilüfer, Nükhet Duru, Şebnem Ferah, Fatih Erkoç, Levent Yüksel, Kubat ve kızı Feraye eşlik etmektedir. Böylesi bir düet albüm Türkiye'de ilk kez Müzeyyen Senar için yapılır. Bir zamanlar Frank Sinatra işte Amerika'da popçularla beraber böyle bir albüm yapmıştı. Annem niye yapmasın diye bir fikir doğdu kafamda. Kendisine söylediğimde kesinlikle istemedi. Sonra bunu sevgili Sezen Aksu'ya açtım. Onun çok hoşuna gitti bu. Sezen de anneme iki laf söyleyince annem Sezen'e daha çok inandı ve kabul etti. Albüm yönetmenliğini ben yaptım. Şimdi Müzeyyen abla büyük böyle orkestrasyon şeyi pek sevmez. Ve canlı okur. Yani işte 5-6 kişiyle böyle stüdyoya girdik. Müzeyyen abla canlı anında okudu hepsini, bütün şarkıları. Sonra diğer sanatçılar tek tek geldiler ayrı günlerde. O kendine yani kendilerine ait olan bölümleri okudular. Ama çok zevkli bir iş çıktı bence. Çok da güzel oldu. Dalgalandım da kurdum, koştum ardından. O albüm sayesinde çok genç insanlar Türk sanat müziğini sevdi. Benzemez kimse sana. Bir Ömre Bedel albümünün konseri 1998 yılının 16 Ağustos gecesi Rumeli Hisarı sahnesinde yapılır. Haziran 2004 gecesi Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Müzeyyen Senar'ın 70. yılını kutlamak üzere gelen seyircilerle doludur. Sezen Aksu'nun düzenlediği ve pek çok konuk sanatçının sahneye çıktığı gecede Senar'dan sık sık Müzeyyen Çınar diye bahsedilir. Beni çoktan unuttular. Hala unutulmuş vaziyetteyim. Allah razı olsun, geçen gün Sezen Aksu bana bir 70 senemi yaptı. Onu gördün mü sen bilmiyorum. Şahane oldu. Buna çok teşekkürim var. Çok sağ olsun. Sofralar haram demişler. Bu aşkın şarkı. Senar 2004 yılında Beyaz Perde'de bir kez daha şarkı söylerken görünür. Fatih Akın'ın çektiği belgesel film İstanbul Hatırası'nda Müzeyyen Senar da yer almaktadır. Bu onun göründüğü son film olacaktır. Hayırdan, günah benim.